geçen hafta işlemişti burayı. Son 15 dakika uyandı veya son 10 dakika uyandı, son 5 dakika uyandı. O yine kılacak. O alelacele abdestini alacak, kılacak. Hatta bir dakika olsa bile alelacele abdestini alacak. Sadece farzlarında olsa, abdestini sadece farzlarında olsa alacak. Direkt farzlar kılacak. Namaz kaçmayacak da. Hani biz müstahaptan konuşuyoruz şu an. Anlaşıldı mı? Evet. Diğer bir müstahap ise arkadaşlar, yaz günlerinde sıcağın şiddetli olduğu günlerde namazı, öğle namazını biraz serinliğe doğru bırakmak. İkindi namazına girmeyecek ama biraz geç kılmak. Tabi bu arkadaşlar korunağlı olmayan, biz bugün mescitlerde kılıyoruz. Ama dağda bayırda olsak ve sadece güneşin altında olsak bunu da yapmak müstahaptır. Ama biz bugün gölgelikte olduğumuz için, mescitlerde olduğumuz için bunu yapmaya hacet kalmıyor. Bir de kışın da zaten öyledir. Hemen vakit girer girmez kılmak müstahaba uygundur. Evet, diğer bir müstahap vakit ise arkadaşlar ikindi namazı içindir. O da ikindi namazını malem kadaran yeri şemsü, güneş böyle değişmeye başlayana kadar geciktirmek. Yani ne demek oluyor? Yani son bir saat veya bir saat 15 dakikaya bırakmak ikindi namazını. Bu da müstahap. Yani 45 dakikaya yanaşmayacak yine. Son 45 dakikaya yanaşmayacak. Ondan bir yarım saat öncesini düşünün. Ondan. Tabii bu arkadaşlar bunlar ne zaman geçerli? Tek başımıza veya özel bir cemaat yapacaksak. 2-3 kişi yoldayız, özel cemaat yapacağız. Bu vakte bırakmak müstahap. Yani son 1 saat 15 dakika, son 1,5 saate bırakmak. Anlaşıldı mı? Girer girme kılmak daha iyi değil mi yani? Şimdi girer girme kılmak, cemaat büyük olduğu için o cemaate uymak açısından eftar. Evet. Ama tek başına kaldın. Tek başına kaldığın vakitte burada müstahap olan vakit neymiş? Son 1,5 saate bırakmak. Anlaşıldı mı? Son 1,5 saatin de ilk yarımına bırakmak. Anlaşıldı mı? 45 dakikaya girmeyecek. Yani. Bu tek başınıza kaldığınız vakitte veya 2-3 kişilik cemaat yapacağınız vakitte. Yoksa camiye koşacağınız, tamam mı? Orada. Çünkü müstahap ne demek arkadaşlar? Gayri müekked sünnet demek. Cemaat peki müekked sünnet. Vacip kuvvetinde müekked sünnettir. Orada kar zarar şeyi yapılır, dengesi yapılır. Hangisi daha karlı? Cemaate koşmak, cemaate koşulacak. Anlaşıldı. Ama tek başına kaldın, kalmayacaksın da kaldın. O zaman o vakte bırakmak daha evla. Evet. Yine arkadaşlar müstahap olan vakitlerden birisi de vitir namazını ta teheccüd vaktine bırakmak. Kim için? Teheccüde kalkmaya güvenen kimse için. Teheccüde kalkmaya güvenen kimse için vitir namazını da teheccüd vaktine bırakmak müstahaptır. Müstahaplardan, faziletli vakitlerden birisidir. Ama ben işte teheccüd vaktine kalkamam, kendine güvenmiyorsan o zaman yatmadan önce kılacaksın. Hocam ben yatmadan önce de kılamam. Ben tembellik çöker bana, yatmadan önce de kılamam. O zaman hemen yatsının peşinde kılacaksın. Hemen yatsının peşinde kılacaksın. Ama mertebe cihetiyle hangisi daha üstün? Teheccüdde. Ondan sonra ikinci derece yatmadan önce. Ondan sonraki yatsının farzı kılınıyor, sünneti kılınıyor en son, ondan sonra. Anlaşıldı mı? Yani dereceleri de bilin, onun için söylüyoruz bunu. Evet. Peki arkadaşlar hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Üç vakit var ki bu üç vakitte namaz kılınmaz arkadaşlar. Hiçbir namaz kılınmıyor. Bak, farz, nafile, kaza hiçbirisi kılınmıyor. Arkadaşlar tilavet secdesi yapılmıyor. Bir de cenaze namazı da kılınmıyor. Hangi vakitte? Güneş doğarken. Güneş doğdu. O 45 dakika içerisinde arkadaşlar ne kaza kılınıyor, ne nafile kılınıyor, ne cenaze namazı kılınıyor, ne de söyleyin bakalım tilavet secdesi yapılıyor. Anlaşıldı. Bu vakitlerde namaz kılınmıyor. Hangi vakit? Güneş doğdu o 45 dakika içerisinde. İşrağı beklerken. Orada arkadaşlar orada zikir yapılacak. Kur'an-ı Kerim okunabilir. Başka şeyler ama namaz kılınmıyor. Namaz kılınmamasının sebebi arkadaşlar hadis-i şerifte zikrediliyor. Ben uzun olduğu için burada kısaca geçeceğim. O vakitte arkadaşlar güneşe tapanlar güneşe secde ettikleri için biz onlara benzememek için o vakitte namaz kılmıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte namaz kılmayı yasaklıyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere benzemeyi, halbuki bir Müslümanı secde ederken görünce kim karıştırır güneşe tapanla? Kimse karıştırmaz ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere benzemeyi o kadar nehyediyor, o kadar yasaklıyor. Evet.
vakit ise arkadaşlar, güneş tam doğması esnasında, onu söyledik. İşte bu vakittir. Arkadaşlar bu vakit ne demektir? Yani öğlene 45 dakika kala. Öğlene 45 dakika kala arkadaşlar bu vakitte de hiçbir namaz kılmaz. Nafile, kaza, söyleyin bakalım, cenaze namazı, tilavet secdesi, hiçbir namaz kılınmıyor bu vakitte. Sadece cuma gününe özel. Cuma gününe özel. Cuma müminlerin bayramı olduğu için bugün işte kardeşlerimiz bazen geliyorlar bu vakitlerde, ne yapabiliyorlar? Nafile namazlarına durabiliyorlar, durabilirler deniliyor. İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göre cuma gününde kerahat yok. Tamam, bu vakitte cuma gününe özel, bayram gününe özel yani. Bayram gününe özel kerahat yok deniliyor. Ama onun harici arkadaşlar öğle namazına 45 dakika kala, burada da yani 35 dakikadır aslında bu bizim memleketimizin konumu itibariyle, yani İstanbul çevresi itibariyle 35 dakikadır, ama bizim hani biz sona yaklaşmayı devamlı severiz ya, biz son dakika gider uçağı kaçırırız, son dakika gider otobüsü kaçırırız. Onun için biz biraz geniş tampon bölge koyuyoruz. Ne diyoruz? 45 dakika diyoruz. Anlaşıldı mı? Bu öğlene 45 dakika kala da arkadaşlar hiçbir namaz kılınmıyor, cenaze namazı da kılınmıyor. Söyleyeyim, tilavet secdesi de yapılmıyor. Geldik arkadaşlar. Biz iki vakti söyledik, üçüncü vakit. Burada da hiçbir namaz kılınmıyor. O da arkadaşlar güneş batarken, yani ne demek? İkindi namazının son 45 dakikası ki, yani güneşin batmasına 45 dakika kala. Burada da hiçbir namaz kılınmıyor. Sadece o günün ikindi namazının farzı kılınmadıysa farzı kılınacak. Farzı kılınacak. Anlaşıldı. İkindi namazının arkadaşlar o gün farzı kılınmadıysa kılınacak. Bir daha söylüyorum bu vakti. Akşama 45 dakika kala da kerahat vaktidir. Burada da cenaze namazı kılınamıyor, tilavet secdesi yapılamıyor. Hiçbir namaz kılınamıyor. Sadece o günün ikindi namazının farzı kılınmamış ise o gün hemen kılınacak o. Ama sadece farzı. O, tabii farzı o vakte de bile bile bırakmak mekruh. Ama oldu ki daraldın işte, başına işte trafikteydin, bir trafik kazası geçirdin veya trafik sıkıştı ilahiri. Kılınamadı, o kılınacak orada ama vakti, namazı da son 45 dakikaya ne yapmayacağız? İkindi namazını bırakmayacağız. Anlaşıldı mı? Hocam sünnetini, vakit varsa terk edeceğiz. Sadece farz. Son 45 dakika sünnetli. Hiçbir nafile namaz da kılınmıyor, hiçbir kaza da kılınmıyor. Akşama 45 dakikalar hiçbir kaza namaz da kılınmıyor, nafile namaz da kılınmıyor. Nafile dediğimiz sünnetler işte arkadaşlar. Nafile sünnetlerin diğer bir sınıflandırma ismidir. Nafile namaz da kılınmıyor. Sadece orada o günün ikindi namazı kılınmamışsa o kılınacak hemen. Hemen kılınacak. Şafiler kılıyorlar. Tamam, o başkadır. Ona girmiyoruz. Tamam. Siz burası genelde Hanefi olduğu için burası ona dikkat edeceksiniz. Onu söylüyorum ben zaten, ekstra olan hususları söylüyorum. Evet. Bir de arkadaşlar diğer bir husus ki genelde Mescid-i Haram'da insanın başına gelebiliyor. Bakıyorsunuz herkes namaz kılıyor. Siz dua esnada tavafı bitirmişsiniz, tavafa durabiliyorsunuz. Tavaf namazına durabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu üç vakte girmeyecek ona. Kerahat vakitlerinde olmayacak. Tamam mı? Kerahat vakitlerinde olmayacak. Yani millet şimdi kılarken görünce insan, tabi onlar Hanefi, işte orada Şafiler var, Hanbeliler var, Malikiler var. Onlar da biraz daha geniştir bu kerahat meselesi. Dolayısıyla hani herkes buluyor herhalde kerahat vakti değil gibisinden insan zannedebiliyor veya hani çok oralarda bulunmadığımız için havaya kapılabiliyoruz. Yani oranın manevi atmosferine kapılıp da ne yapabiliyor insan? Duruyor. Yani başımıza geliyor böyle. Onları ne yapacağız arkadaşlar? Sonra tekrar kerahat vakti çıkınca kılmışsak şayet tekrar kılacağız. Kerahat vakti de olmayacak yani. Evet. Diğer bir husus arkadaşlar, ikindi namazından sonra da sabah namazının kılındıktan sonra da hiçbir nafile namaz kılınmıyor. Diyelim ki güneşin doğmasına 45 dakika kala sabah namazı kılınmış ya, ondan sonra da ne yok arkadaşlar? Nafile namaz. Hatta burada da iki rekat nafile namaz kılayım diyemiyoruz. Tamam mı? Yani nafile namaz kılınmıyor. Kaza kılınabilir. Güneş doğana kadar istenildiği kadar kaza kılınabilir. Nafile namaz kılınmıyor. Nafileler için mekruhtur burası. Bu vakit. Ondan sonra ikindi namazının farzı arkadaşlar. İkindi namazı girdi. Sünneti farzı kılındı. Ondan sonra ben nafile namaz kılayım. Kılamıyoruz. Tamam mı?
Evet, kaza kılınabilir. Son 45 dakikaya kadar kaza kılınabilir. Ama orada nafile namaz kılınıyor. İkinden sonra arkadaşlar, ikindinin farzı kılındıktan sonra artık nafile namaz kılınamıyor. Bu isterse arkadaşlar ikindinin şeyi olsun, söyleyeyim bakalım, sünneti olsun. Mesela cemaate yetişebilmek için biraz acele etmişsin, cemaate yetişmişsin ama sünneti kılamamışsın. O sünnet artık kılınmıyor arkadaşlar. İkinden sonra çünkü ne yok? Sünnet namaz yok, nafile namaz yok. Nereden biliyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere öyle buyuruyor. Hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler okuyamıyorum. Çünkü vakit dar. Evet. Diğer bir husus arkadaşlar. Diğer bir husus kerahat vakitlerinden. Sabah namazından sonra demiştik, kılınamıyor demiştik. İsterse o kaba kerahat vakti dediğimiz, yani güneş doğmamış olsun, o vakitte nafile namaz kılınamıyor dedi. Bir de arkadaşlar, وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ akşam namazından önce de sünnet namaz kılınamıyor. Akşamın farzı kılınmadan önce sünnet namaz da kılınamıyor. Akşam namazı vakti girmiş arkadaşlar. Ben burada iki rekat nafile kılayım veya geldim işte cemaat toparlansın diye beklerken iki rekat tahiyyatül mescid kılayım. Yok. Tamam. Akşamın farzından önce nafile namaz kılınmıyor. Orası da önemli. Akşamın Şafilerde kılınabiliyor ama Hanefi olarak genelde burası Hanefiler ne yapmayacaksa akşam namazından erken evvel akşam namazı girdikten sonra sünnet namaz kılınacak. Ha, akşam namazı bir kılındıktan sonra, farzı kılındıktan sonra iki rekat sünnet kılınıyor. Yani etrafındaki, yani farzların etrafındaki sünnetlerdendir. O kılınıyor. Ondan sonra altı rekat daha nafile ne var? Şey var, evvabin namazı var. Hatta Ayşe anamızın bir rivayetine göre 20 rekata kadar çıkarılabiliyor. Ha, o vakitte kılabiliriz. Yani işi yerli yerine yaparsak yerinde oluyor. Anlaşıldı, işi yerli yerine yapacağız. Buraya dikkat edin. Evet, diğer bir husus arkadaşlar, hutbe esnasında da arkadaşlar, bu hutbe hangi hutbe olursa olsun, Ramazan bayramı hutbesi olabilir, Kurban bayramı hutbesi olabilir, Cuma hutbesi olabilir. Arkadaşlar, hutbe esnasında da namaz kılmak mekruhtur, kılınmayacak. Kılınmayacak. Ne demek yani? Arkadaşlar, o ezan okunmaya başladığı vakitte zaten ya hatip çıkmak üzeredir ya da çıkmış oturuyordur. O esnada namaza durulmayacak. Ha, oldu ki sen namaza durmuşsun, ondan sonra hatip çıkmaya başlamış, ezan başlamış. O ne olacak arkadaşlar? O namazı eğer 3. rekattaysak namazı tamamlayacağız, bitireceğiz. Acelece namazı tamamlayacağız, bitireceğiz. Eğer 1. rekattaysan, 2. rekattaysan hemen tahiyyata, acelece tahiyyata gideceksin, selam vereceksin, bitireceksin namazı. İkide keseceksin yani. Sonra eğer Cuma'nın ilk sünnetiyse o, Cuma'nın ilk sünnetini kılıyorsan, Cuma namazının farzını kıldıktan sonra ne yaparsın? Çünkü yarıda kesildiği için bölünmüyor. Cuma'nın 4 rekat sünneti bölünmediği için onun sonunda arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrar kılıyoruz. Anlaşıldı? Cuma'nın ilk sünneti ve öğlenin ilk sünneti. Bunlar kuvvetli sünnetler oldukları için öğle namazından sonra ne yapılıyor? Kılınıyor tekrar. Yani sırası kaçmış oluyor. Tamam mı? Ama orada hani biz ne yapmayacağız? Hatip şeydeyken, hutbedeyken biz namaza durmayacağız. Burada namaza durmak mekruhtur. Yani yerli yerine yapmak için bu işleri. Her şeyin yeri var değil mi? Her şeyin yeri var. Evet, diğer bir husus arkadaşlar. Bu da çok nadir de olsa insanın başına gelebiliyor. Şu vakitte de arkadaşlar yine namaz kılmak mekruhtur. O vakit de şudur. Biz bayramları düşünün şimdi. Bayramlarda arkadaşlar sabah namazını kılıyoruz. Orada sabah namazından sonra hoca efendiler bayram namazına kadar vaaz-ı nasihatte bulunuyorlar. Ve 45 dakika sonra biz ne yapabiliriz? Bayram namazını kılabiliriz ama 50-55 dakika gibi hani cemaat toparlansın diye sarkıtıyoruz ya. Yani burada da birisi kalksa hani nasıl olsa cemaat toparlansın diye bekleniyor. Ben 2 rekat orada
işrak namazını kılayım dese bu da mekruh olur. Yani arkadaşlar bayram namazının, bayram namazı vaciptir malumunuz. Bayram namazından önce bir nafile namazda mekruh. Tamam, bayram namazından önce bir nafile namazda mekruhdur. Bu Ramazan bayram namazı da böyledir, Kurban bayram namazı da böyledir. Burada da bir dikkat et. Normalde mekruh değildir, bayrama ait bir şey o. Yani o sabah namazının arkadaşlar farzıyla bayram namazı arasında bir nafile girmeyecek yani. Tamam, bir nafile girmeyecek. Burayı da söylemiş oldum. Ve arkadaşlar diğer bir husus ki bu aslında mekruhları işliyoruz ama bunu ayrıca beyan etmek lazım burada. İki namazı cem etmek, yani öğleyi ikindi vaktine bırakmak veya ikindiyi öğle vaktine çekmek, bu da caiz değildir arkadaşlar. Anlaşıldı? Ve akşamla yatsıyı birleştirmek, yani akşamı yatsı vaktine tehir edip birleştirmek, bu da caiz değildir. Bunlar ancak arkadaşlar iki yerde yapılabiliyor. Hani mesela göre bir Arafat'ta yapılıyor, iki Müzdelife'de. Arafat'ta ne yapılıyor arkadaşlar? Arafat'ta ikindi namazı, cem-i takdim diyoruz ona, ikindi namazı öğle vaktine çekiliyor. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için yapmak vacip oluyor. Anlaşıldı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı malumunuz. Müzdelife'de de arkadaşlar akşam namazı, yatsı namazı vaktine bırakılıyor, birleştiriliyor. Tamam, Müzdelife'de. Bu nerede oluyormuş ancak? Akşam namazının yatsıya bırakılması Müzdelife'de oluyor. İkindinin de öğleye çekilmesi nerede oluyor? Arafat'ta oluyor. Arafat ve Müzdelife'ye cem meselesi, Arafat ve Müzdelife'ye ait bir mesele. Diğer mezheplerde arkadaşlar, onlar da şöyle bir içtihat var. Onlar diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferiydi. O seferi olmasına binaen bunları yaptı. Diğer mezheplerde seferde böyle bir mevzu bahisli Şafii mezhebinde ve diğer Maliki mezhebinde gibi böyle meseleler var. Ama siz onları bilmediğiniz için, başka şartları da var, onları bilmediğiniz için ona yaklaşmayın. Anlaşıldı. Yani beceremezsiniz, beceremeyince de namazınız fesada uğrar. O seferilik halinde, onlarda da normalde yok. Seferilik halinde. Tamam. Bunu da söylemiş olduk. Başka hiçbir şekilde Arafat ve Müzdelife'nin haricinde namazlar cem edilemiyor. Tabi bir de arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Küsuf namazı oluyor, küsuf namazı olur. Onların hutbesi esnasında da yine cuma hutbesi gibidir onlar. Onların hutbesi esnasında da namaz kılmak mekruhtur. Ve istiska dediğimiz vakitlerde de, yani böyle bela felaketin olduğu zamanlarda müminler toplanırlar. Rabbimize münacatta bulunmak için nafile namaz kılarlar ve hutbe irad eder imam efendiler. Bu esnada da arkadaşlar yine namaz kılmak mekruh olacak. Kerahat vakitlerini böylece işledik. Vaktimiz var mı? 4 dakika. Şimdi arkadaşlar namazın şartlarına devam ediyoruz. Birincisi neydi? Arkadaşlar hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet, gusülsüzlük, abdestsizlik gibi hallerden temizlenmek. Gusül abdese İmkan yok ise teyemmümle bu gideriliyordu. Bunları söyledik. Necasetten taharet. Necasetten taharet nasıl oluyordu? Bedenimizde necaset olmayacak, elbisemizde necaset olmayacak ve namaz kıldığımız yerde necaset olmayacak. Ondan sonra setre avret. Setre avret. Arkadaşlar setre avret insanın asgari örtülmesinin farz olduğu yerlerdir. Erkek için insanın asgarisi, yani örtülmesinin en asgarisi nedir? Erkek için göbekten başlıyor arkadaşlar. Göbek deliğinden itibaren başlıyor. Nereye kadar? Diz kapağının altına kadar. Diz kapağının altına kadar. Yani bir erkeğin namaz kılabilmesi için en az burasının kapalı olması lazım. Ve bunun normalin dışında, namazın haricinde de bir erkeğin başka bir erkeğe
Yani şöyle söyleyelim, hanımının haricinde başka bir kimseye bu arayı göstermesi de caiz değildir. Hani böyle bazen yırtık pantolonlar giyiliyor. Onlar arkadaşlar diz kapağıyla göbek arasına geliyorsa şayet o yırtık yer, oradan bir vücut gözüküyorsa o haram işleniyor. Orası haram bölgeler sınıfındadır. Veya bazen böyle düşük bel pantolon diyorlar. Onlar giyiliyor öyle. Bazen namazlarda da karşılaşılıyor. Rukuya gidiyor, secdeye gidiyor. O arkası adamın açılıyor. O namazın da fesadına sebebiyet verir o. Yani çünkü adamın butlarının iki buttan parça parça açılıyor. Ve o çok kabul ediliyor. Yani adamın af buyurun çapalı gözüküyor yani. Çok dikkat etmek gerekiyor. Erkekteki setre avret bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Diz kapağıyla en aşağısı, en asgarisi. Tabii normali ne olacak? İşte normal elbise ne olacak? Bir de en azından takke olacak ki o elbisede bir kerahat olmasın, elbise de bol olacak. Böyle çok sıkı elbiseyle namaz kılmak da mekruhtur. Çok sıkı elbiseyle namaz kılmak da mekruhtur. En azından bir takke olacak. Ha, takkenin üzerinde sarf olursa bu alüdala olur tabii. Kadınlar için ise arkadaşlar en asgarisi nedir? Şu yüz dediğimiz hani şeyimizi yıkarken, yüzü yıkarken tarif etmiştik ya abdeste. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Kulak yumuşağına kadar. Şurası. Yani enlemesi buradan başlıyor buraya kadar. Saç bitiminden başlıyor şu çenenin altına kadar. Burası. Kadınlarda burası müstesna. Şu iki el bilekten aşağısı müstesna. Ayaklarının müstesna olduğunu söyleyen alimler var ama ayaklardan yine de sakınmak lazım. Çünkü çoğu alimlere göre ayaklarda avrettir. Dolayısıyla kadınlar da nasıl namaz kılacaklarmış arkadaşlar? Yüzleri evet tarif ettiğimiz şekilde açık oluyor. Bir de elleri. Onun harici arkadaşlar hepsi avret kabul ediliyor. Yani ayaklar bazı alimler avret değildir diyor. İhtilaf noktasıdır. Biz ihtilaflı hususlardan her zaman kaçınacağız. Çok pis. İhtilaflı hususlardan her zaman kaçmak zorundayız. Şeye gelince ise arkadaşlar bu abdestte, namazda böyle, evet namazda setre avret bu şekildedir. Ama bunun gibi arkadaşlar namaz dışında da kadına kapanması farz olan yerlerdir bunlar. Yüzünün harici, hatta fitne fesat zamanında birileri bakma mevzu bahisse ki günümüzde fitne fesat mevzu, o zaman ağzı bile kapanacak. Yani sadece görebileceği kadar gözleri açık olacak. Böyle burnun altından belki olabilir. Çünkü yani burun böyle olunca biraz çirkin gözüküyor yani. O celbetmez deniyor kitaplarda. O şekilde olabilir. Eller de mümkünse onlar dahi kadınların şu üst kısmı özellikle sakınma sadece avuç içi. Mümkünse. Ama düşünün ayaklar bir terlik giyildiğini düşünün. Ayaklarına çıplak olduğunu düşünün. Bunlar arkadaşlar hatta Ahmet İbni Hanbel'e göre yani kadının ayakkabısının ortalıkta olması bile kadını tahayyül ettirir. O bile doğru değildir diyor.